jetzt, wir haben auch davor gesprochen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt vor der Wahl, andere Partei, weil ich in Deutschland gelebt bin und meine Kinder sind da geboren. Ich habe 4 Kinder, die sind in Deutschland geboren. Die haben 2 Staatsangehörigkeit. Deswegen haben der andere Partei geschrieben vor der Wahl, die Kinder von Herrn Ölner, Kinder und die Frau liegt in Deutschland, die haben deutsche Staatsangehörigkeit. Wie könnt ihr so einen Mann... Bitte, okay, dann noch eine Frage. Also Sie wissen, es gibt eine Schwierigkeit für die Türken, dass die in Europa leben. Also die sagen, wir sind hier in Deutschland Ausländer, weil in der Türkei sind. Die nennen uns Almancı, Alamancı. Fühlen Sie sich auch sowas etwas? Vor ein paar Jahren ja, aber jetzt nicht mehr so, nicht so ganz. Nicht so ganz. Nicht so ganz. Ja, nee, die Leute hier akzeptieren ja jetzt, dass die in Deutschland türkische Leute da leben. Und hier, ich fühle mich nicht wie Ausländer. Wenn ich nach Deutschland gehe zum Beispiel, fühle ich mich nicht Ausländer. Ich lebe Deutschland, ich habe gelebt in Deutschland und Türkei lebe ich auch, ist meine Heimat. Ich fühle mich bei der Heimat, wenn ich dahin gehe oder dahin komme. Super, also das ist auch schön. Also, ja, das ist auch schön. Ich habe 2 Heimat. Ja, super. Evet efendim. Şimdi bu vetereden sonra ben bazı görüşlerimi dile getirmek istiyorum. Hatta bu görüşlerimi dile getirirken Mümine Hanım'ın eşi, belediye başkanı ki Kepez çok önemli. Türkiye'de 52 ilden fazla nüfusu var. Erdal Öner ve kendisi de AK Parti'nin kurucularından ve partiye de bunu getirebilir. Aynı zamanda muhalefet partilerinde de aynı çağrıda bulunuyorum. Türkiye ve Almanya yurt dışına bundan 50 yıl önce Türklerin oraya çalışmak için gittikleri dönemde sadece iki ülkede ekonomiyi ve parayı düşündü. Ne Almanya integrasyon diye bugün bas bas bağırıyor Alman politikacılar, yani uyum için bir çaba gösterdi. Ne de Türkiye buradan insanları gönderirken onları bir eğitime tabi tuttu. Şimdi ise Türkiye bir yandan çifte vatandaşlık veriyor ama Almanya'da kabul edilmiyor. İşte mavi kart var vesaire vesaire. Ancak şöyle bir gerçek var ki Türkiye'ye gelen, orada doğup büyüyen insanlarımızın da buraya uyumu için bir şeyler yapılması gerekiyor. Ve Türk turizmine de yurt dışında yaşayan Türklerin çok önemli bir katkısı var. Bu nedenle ben buradan gerek Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan nezdinde hükümete ve gerekse Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Sayın Zahit Akman nezdinde RTÜK'e bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen bütün televizyonlar, yayın organları belli zamanlarını yurt dışındaki vatandaşlarımıza ayırsınlar ve onların Türkiye'de turist olarak da yaşamak için geldikleri zamanda rahat edebilmeleri ve Türkiye'nin uluslararası çapta daha ileriye de gidebilmesi, onların bizim adımıza daha iyi lobi çalışması yapması için bir uyum programı başlatsınlar. Bunu sadece Almanya'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan ve diğer ülkelerden beklemeyelim. Ve biz Türkiye olarak bu konuda çaba gösterelim ve yurt dışındaki insanlarımızla Türkiye arasında sadece duygusal bağ değil, aynı zamanda da eğitsel bir bağ oluşturalım. Yılın son programında, 2007'nin son programında ben bunu tüm yöneticilerimizden rica ediyorum. Ve burada gündeme gelen ki ne büyük zorluklar çekmiş, kendisi bir Türk, Almanya'da doğup büyüyor. Bazı rakip partiler, işte Erdal Bey'in, o zaman aday tabii Erdal Öner, işte eşi Almancı, çocukları da orada doğdu vesaire, Alman zaten Türk değil gibi bir takım. Hakikaten bunu yapmaları da biraz çirkin olmuş. Biraz değil, aslında çok çirkin. Biz oradaki insanlarımıza sahibiz diyoruz ama bunu hem yasalarla hem uygulamalarla da gündeme getirelim diyerek Avrupa'da 7 günün 2007'nin son programında bir teklif olarak yetkililere sunuyorum. Ne dersiniz Ramazan Bey? Şimdi şöyle bir şey dinledim. Yani çocuklarla ilgili de eleştiri olmuş. Ya işte çocuklar Alman diye. Ama bunu aslında Türkiye zamanında
o partilerden olan kişiler de istiyordu. İşte Almanya'da doğan Türklerin, Türk çocukların Alman vatandaşı da olmalarını istiyorlardı ve böyle bir yasa oldu. Yani şimdiki yasaya göre Almanya'da doğan bir çocuk Türk vatandaşıysa otomatikmen çifte vatandaşı. Yani kendisi 18 yaşında işte seçebiliyor. Tek Türk mü kalacak veya Alman mı kalacak diye. Aslında bunu istediğimiz şeydi yani. Türkiye de bunu istiyordu. Şimdi de gerçekten biraz üzüldüm. Yani bu çocukların çifte vatandaşı olması çok güzel bir şey. Bunu da tabii ki şeyde kullanmaları biraz yanlış görüyorum. Ama dediğim gibi böyle durumda var işte. Almanya'dan Türkiye'ye gelenler de gerçekten burada biraz zorluk çekiyor. Hani orada çok güzel. Ne diyor? Ben diyor... İki ülkeyi de kendi vatanım olarak görüyorum aynen. diyor. Yani bu çok enteresan değil mi? Bunu hepsi yaşıyor. Hepsi yaşıyor. Yani ben gazeteci olarak Almanya'ya gittim. 12 sene yaşadım. Şimdi herhangi bir şey olduğu zaman Almanya yani ne yalan söyleyeyim uluslararası bir karşılaşma olsa ben Alman takımlarını tutuyorum. Çünkü 12 yılım geçti Almanya'da. Yani bu başka bir duygu, başka bir olay ki onlar orada doğdular, büyüdüler ve Türkiye'ye geldikleri zaman tam tersine aslında insanlarımızın bağrına basması lazım. Bakın şimdi ben değilim, ben 35 yaşındayım, Almanya'da doğdum. Ben Türk vatandaşı değilim, Alman vatandaşıyım. Ben Alman avukatım, ben Türk avukatı değilim. Evet. Ben Alman avukatım, Türk avukatı değilim, Türk vatandaşlığım yok. Alman vatandaşıyım, mecburum. Ama benim işim nedir, ben işte Türkiye aleyhine mi çalışıyorum? Hayır, ben... Türklerin Almanya'daki haklarını savunuyorum. Yani Türkiye için daha büyük bir görev yapamam ki. Ama Alman vatandaşıyım. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Evet. İşte izine geldik işte buraya. Yani biraz da ön yargı. İşte yani bunlar için gerçekten özellikle halkı da bilinçlendirmek gerekiyor. O nedenle ben buradan Sayın Zahit Akman'a da çağrıda bulundum. Yani işte ise bütün televizyonlar bu konuda en azından bizim Türkiye'de yaşayan Türk halkının oradan gelen vatandaşlarımıza uyumu için böyle eğitsel yayınlar yapılsa, zorunlu kılınsa inanın Türkiye'nin lobisi çok daha güçlenecektir önümüzdeki yıllarda. Onun için diyorum ki eğitim. Benim başından beri savunduğum o. Size bir telefon var. Tamam. Mehmet İngenç'ten geliyor Almanya'dan. Mehmet Bey beklettik bir telefonda. Alo. İyi günler efendim. Buyurun. Sesimi alabiliyor musunuz? Ben Mehmet İngenç. Ben sizi dinliyorum, evet, duyuyorum. Evet, buyurun. Efendim sizin avukat beye bir sorunuz olacaktı galiba, değil mi? Evet, önce sizlere çok teşekkür ederiz. Böyle bir program hazırlanmak için, yurt dışında yaşayan vatandaşların bilgileriniz için. Sağ olun efendim, sağ olun. Yalnız ben şu anda programın başında Sayın Ramazan Bey bir konuya değindi orada. Evet. Dedi ki yurt dışında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar... En fazla onların yaşadığı şehirlerde gençlerin fazla suç işlediği. Evet. Ben buna rahatsız oldum bir vatandaş olarak. Rahatsız oldunuz. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim Mehmet Bey. Hiç rahatsız olmayın. Hep birlikte bizim bu konuya gönül vermemiz gerekiyor. Şu anda artık tekrarlamayacağım. Örneğin Avusturya'dan bir örnek vereyim. Türk gençlerinin %30'u uyuşturucu kullanıyor. Böyle bir istatistiksel gerçek var ve bölgedeki Türk Başkonsolosluğundan benim bizzat aldığım bilgi. Ve davalarda da olaylarda da görüyoruz. Maalesef burada velilerimize de büyük iş düşüyor. Özellikle çocuklarını spora, kültürel faaliyetlere yönlendirme konusunda üzerlerine büyük görev düşüyor. Ayrıca çocuklarını saldım çayıra, mevla kayıra usulü, hani çocuk doğduktan sonra başıboş bırakmak değil, onların eğitimleriyle uğraşmak gerekiyor. Onun için gerçeklerden korkmayalım, bu gerçeklerin üzerine gidelim ve gerçekten de bütün eğitim çalışmalarına, bütün eğitim çalışmalarına destek verelim. Bununla ilgili kuruluşlar da var. Bakın mesela Bağdat'ın bir eğitim köprüsü derneği var. Yıllardan beri eğitim çalışmalarına destek veriyor. Ben isterim ki Almanya'daki iş dünyamızın tümü özellikle gençlerin eğitimi için özel çaba sarf etsinler, bir takım bütçeler ayırsınlar ve bu arada bir takım dernekler var. Bunlardan bazılarını biliyoruz. İşte spor kursları veriyorlar, folklor kursları, müzik kursları. Bunlar da gençlerin boş zamanlarını değerlendirip kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyor. Benim de görüşüm bu Sayın İngenç. Haklısınız. Ben size katılıyorum. Bizim de burada kendimize göre bir deneklerimiz var. Gençlerle uğraşıyoruz burada.
Yalnız bu daha yeni olay, biliyorsunuz.